söyle. Katılırım sana de sen de söyle. Efendim Güldür Güldür Şov'a hoş geldiniz. Enteresan bir yolculuk macerası olan var mı? Bu tabii beyefendiden başlayalım. Ben merhaba. İsim ne acaba? Caner benim adım. Caner Bey, evet. Bundan yaklaşık 4 sene önce falan, sene 2012'lerde, bir arkadaşımla beraber Antalya'ya tatil amaçlı gittik. Heh. Kendi aracımızla. Evet. Ben Türkiye içinde kayboldum vardı, onu baştan söyleyeyim. Olabilir. Kimle beraber? Adı Ercan. Adı Ercan. Ha. Ercan Bey ya. İki erkek yola çıktık. Evet, iki erkek yola çıktık. O zaman bekarım, daha eşim yok. Hı. Ya kim eşinizi hiç tanımıyorsunuz o zaman da. Tanımıyorum, yok. Tamam. Tanısam gidemezdim zaten. Tanıdığım zamanlar imkansız. Ha öyle. Tabii ki. Eşiniz öyle yani. Kesinlikle. Sıkı biraz. Biraz abartı olmaz yani. Bayağı bir. O kadar sıkı yani. Kesinlikle. Evet. Antalya'ya gittik. İkimizin de ehliyeti var. Tabii ben daha o zamanlar toy olduğum için ehliyeti yeni aldığımdan dolayı... tatilin ikinci, üçüncü günü arkadaşım acil dönmek zorunda kaldı İstanbul'a. Kardeşinin ameliyatından dolayı uçakla geri döndü. Yani siz Antalya'ya vardınız, 2 gün geçirdiniz. 2-3 gün geçirdik. Nasıl geçti o günler? Ne yaptınız Antalya'da? Yani havuz, deniz, kumsal, güneş. Antalya'ya gidip havuza girdiniz. Havuza giriyordum. Havuzdan çıkıyordum, odama giriyordum. Hiçbir şey yapmıyordum. Niye efendim? Yıl 2012. Hanımefendi o zaman ilgilendirmiyor, önceki dönem. Yani güzel bir tatil geçiriyorduk. Ta ki arkadaşınızın dönmesi gerekti. Ta ki arkadaşım acil geri dönmek zorunda kaldı. Ercan uçakla döndü. Döndü. Siz kaldınız tek başınıza. Uçakla döndü. Tabii İstanbul'dan bir arkadaşım daha vardı aynı otele gelen. Biz onunla tatilimizi devam ettirdik bir 10 gün daha. Şimdi İstanbul'a geri dönüşümüz var ve ben ilk defa uzun yol araç kullanacağım. Normalde Beşiktaş'tan Mecidiyeköy'e bile giderken işte navigasyonlar, yol tarifleri, çift el direksiyon tutma o haldeyim yani. İlk defa yola çıktık, navigasyonu kurduk tabii. Navigasyonu böyle bir komutan gibi dinliyoruz. Yani sağa dön dönüyoruz, sola dön dönüyoruz. Antalya'dan ilk kendimizi Adana'da bulduk. Navigasyon olarak. Güzel. Ne programladınız? İl Türkiye gibi bir yani, şey mi yazdınız? Normalde Ankara üzerinden İstanbul'a gelecektik. Ha o yolu tercih ediyordunuz, evet. Ama navigasyon bizi önce Adana'ya götürdü. Tabii arkadaşımla bu arada sürekli yol esnasında tartışıyoruz. Hani buradan olması lazım. Hayır işte navigasyon diyorsa böyledir. Bir bildiği vardır. Bir ara dağlara falan çıktık. Toros olduğunu düşünüyorum. Hatta orada selfie falan çektik. Yani gittiğiniz yerden de faydalanıyorsunuz. Kesinlikle. Bu arada. Yani böyle birkaç tane il dolaştık. Mesela Konya'ya istemeden gittik. Konya'da yani Konya'da olduğumuzu oradaki restoranda öğrendik. Yani biz abi neredeyiz dedik. Konya dedi burası. O zaman dedik bir etli ekmek yiyelim burada falan böyle. Etli ekmekle selfie çektiniz. Onun selfiesini çekmedik, yok. Çoktan yemiştik diyorsun. Aynen. Sonra nasıl dönüldü? Niğde'ye falan uğradığımızı hatırlıyorum. Sonra Ankara'da bir gün kaldık, mola verdik. O kadar yol gidip Ankara'da mı kaldınız? Evet, evet. Ankara'da bir gün mola verdik. Sonra Ankara'dan dönüşümüz kolay oldu ama. Kaybolmadık. Oradan da artık. Kesinlikle. Geçmiş olsun efendim. Sağ olun. Bizim arkadaşlarımızın bir turistik yolculuğu olacak efendim. Bakalım neyle seyahat ediyorlar? O seyahatte başlarına neler geliyor, başlarına ne gelirse ondan nasıl kurtuluyorlar, izleyelim efendim. Buyursunlar. Buyursunlar, buyursunlar. Buyurun efendim. Hoş geldiniz, buyurun. Gel, gel. Buyurun efendim. Hoppa. Hoş geldiniz. Buyurun. Şimdi gel. Efendim, hepiniz hoş geldiniz. Dünyada bir ilk olan denizaltı kapsülüyle uğramalı boğaz turumuza hepiniz hoş geldiniz. Bakın altını tekrar çiziyorum, çok önemli. Dünyada bir ilk.
First of the world yani. Hayatım, evliliğimizin birinci yıl dönümünü burada kutlamak istedim. Nasıl, beğendin mi sürprizimi? Kapsülü mü beğendin mi İsmail? Vallahi çantayı alnın çatında yapıştırıvereceğim ben. Kapsülü niye bir yeneyim İsmail? Niye beni kapsüle getiriyorsun? Hayır, neden? Ben acaba sana batıyor muyum? Aldığım nefes sana fazla geldiği için mi beni acaba buralara kadar getiriyorsun? Aldığım nefese tahammül mü edin? Benim boğulmamı istiyorsun? Acaba benim ölmeme mi karar verdin? Ben batık mıyım sana? Yaşamımı mı batıyor sana? Benim varlığım mı batıyor? Beni neden kapsüle getiriyorsun İsmail? Ben neden kapsülden mutlu olayım? Kapsülden mutlu olacak insan mıyım ben ya? Sana yazıklar olsun. Sana gerçekten yazıklar olsun. Hayır, beni kapsa falan bir dakika. Oldu olacak, beni bir de tabuta getirsek. Yalnız ablacığım lütfen tabutlu mabutlu konuşmayalım. Aletiz daha yenidir. Bizzat gittim ben kendim Almanya'dan, Hamburg'dan getirdim. Evet efendim, kısaca aleti tanıtayım. Aletimizin adı Rum Çıkaram. Bütün boğazı uğraya uğraya her yere dura dura aletimizle gezi yapacağız. Evet. Excuse me. Evet, ben Türkçe çok az biliyorum. O yüzden de siz arada sırada English konuşabilir misiniz? English tabii ki bacım, ne demek? What? Yani diyorum ki... konuşabilirsiniz. Of course, ha. My sister. Bacım, okay. My sister olarak şey. Of course, my sister. It is a boğaz. Did you know boğaz? Yes, boğaz. Yes, yes. Boğaz gibi. Can boğazdan gelir. Bu da bir örnek. Can comes the can is coming boğaz. Şakalar mevzular ya. Now we go 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 go. Yes. You look 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 look. After you pay me $50. $50. $50 gibi. Evet, öyle düşün. Okay. Evet, sayın yolcularımız, ben gidip diğer yolcularımızı, diğer konuklarımızı alacağım. Size iyi yolcu. Bir dakika, bir dakika. Çok güzeldi açıklama. Kızımız İngiliz mi Burcu? İngiliz. İngiliz, sen de tabii İngiliz olarak hazırlandın. Evet. İngilizce de biliyorsun. Aha. Mesela bir cümle kur İngilizce bize. İngilizce bir, yani ne kadar role nasıl çalıştığımızı da bilsin herkes. How are you? Where are you? I love you. Evet. Başka böyle daha uzun bir cümle var mı kalıp bildiğin? Kalıp. Evet. Var, hep bildiğim cümle. The person you have bought. The prophet. Tane tane söyle onu. The person bu befko cannot the peach at the pole. Bu hala böyle değil mi kafandasın? Evet. Çok güzel. Buyur. Yes, then see you later. Ben gidip diğer visitors'ları alıp buraya getireceğim şimdi. Ona da biraz İngilizce konuşurum ki anlasın diye. Evet. İyi yolculuklar. Oh, hello. Turkish people very authentic, very sweet. Sultanahmet is very nice place. And you are very kind and sweet people. Sultanahmet değil, değil, yanlış anladı. Bak, burası Sultanahmet değil. Denizin dibi, dibi. Sea, sea. Yes, yes, I see, I see, I know. Yes, yes canım, yes. Ne yapıyorsun ya? Sen manyak mısın? Beni çıldırtacak mısın sen ya? Ne oldu şimdi? Yani elin yabancısına bir şeyler mi anlatmaya çalışıyorsun? Samimi olmamaya çalışıyorsun İsmail. Hayır, bana gıcık olsun diye. Beni kapsülün içine zaten soktun, beni yapmıyormuşum. Ve şimdi elin kızıyla konuşarak beni gıcık etmeye çalışıyorsun. Bakmayacak o tarafa. Önüne bakacaksın. Vallahi bravo İsmail. Beni vallahi darartma. Beni vallahi darartma. Beni açtırma ağzıma. 40 yılda bir konuşuyorum. Beni zaten konuşturma. İki cümle yan yana getirdim. Beni sinirlendirme. Vallahi beni konuşuyorum. Kadına kızlanmasa bakma. Ya sadece yardımcı olmak istedim ya. Bak, ayrıca bizim bu birinci yıl dönümümüzde ayrı bir deneyim olur diye düşündüm. Hayatım, beğenmedin mi? Ya niye beğeneyim İsmail? Sen bitti. Sana kafanda kıracağım. Niçin beğeneyim ben burayı İsmail? Neden beğeneyim ben burayı? Niçin ben burayı seveyim Allah aşkına söyle. Yahu insanlar sevgilileri alırlar, evlilikleri, karıları, kocaları da birinci yıl dönümünde alırlar, boğazda yemeğe götürürler. Bir boğaz üstüne birileri karşılıklı otursunlar, insanları boğazı görsünler diye. Sen beni alıyorsun, boğazın dibine getiriyorsun. Hayır, olduk da çimento dok kafama. Vur kafama taşları, at beni denizlere, at beni balıklara, yemek beni. Ben oralarda sürüneyim, öleyim ben. Anladın mı? Kapsüle gittim, yetmiyormuş gibi de bir sen bir de çimentoyu dök benim kafama. Beni denizlerden aşağılara, ben orada öleyim, tamam mı? Hayır, eğer bu da yetmiyorsa başka bir şey denersen. Sen benim ölmemi istiyorsun çünkü, anlatabiliyor musun? Sana bravo olsun. Gerçekten sana bravo olsun. Gerçekten takdir sana aferin sana. Gerçekten bravo olsun. Sana bayılıyorum. Gerçekten sana bravo olsun. Neden? Aa, teyze hayırdır ya, niye? Ya ne oluyor ya, ne oluyor? Allah'ını seversen ya. Ya teyze, niye sana yer vereyim? Her yer yer zaten. Git kalk. Kalk ya, kalk. Benim her yerim ağrıyor. Teyzeyim ben. Kalk bana yürü. Ben burayı beğendim. Burada oturmak istiyorum. Kalk. Kalk bana yürü. Tamam, kalk, gel. Allah'ını seversen ben bu tarafa otururum. Gel. Vay 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 vay.
Teyzeye yer verme ayağıyla şimdi kıza yanaşmaya çalışıyorsun değil mi? Vallahi sana pes be. Bravo. Koca yerde gidiyorsun buraya oturuyorsun değil mi? Koca yerde. Her yer koltuk dolu. Gidiyorsun oraya oturuyorsun. Sana yanına sana vallahi bravo. Sana gerçekten pes. Sana bravo. Başka da bir şey demiyorum. Ya aramızda 50 metre var. Niye öyle yapıyorsun? Yeter ya. Vay 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 vay. Demek ölçtün. Nereden ölçtün sen 50 metreyi? Nereden ölçüyorsun bu kadar dikkatli bakıyorsun? Deminden beri buradan oraya hesap mı yaptın? Buradan oraya hesap yaptın. Buradan buraya yeni gidip hesap mı yapıyorsun? Sen neyi ölçüyorsun? Sana yazıklar olsun. Sana bravo. Sana pes. Sana lafım yok İsmail. Bravo. Ölçerler yavrum. Ölçerler kızım bunlar. Bu erkek değil mi? Karşı cinsten cins görsün, cins cins hareket eder bu cinsler. Ya ne alakası var teyzeciğim? Ayrıca sizin deniz altında ne işiniz var? Toprağın altında olmanız lazım. Buyurun abiciğim, siz de şöyle buyurun. Bakın orada bir kişilik daha boş yerimiz var. Öyle geçin, buyurun. Buyurun efendim. Koltuğunuza buyurun. Hello. Evet sayın yolcularımız, içeride adamlarımız aleti kurdular. Alet kendi kendine hareket ediyor. Vallahi bir çılgınlık bu ya. Dünyada bir ilk yani. Oğlum, bu İstinye Devlet Hastanesi'nden geçiyor mu? Yok, geçmiyor teyzeciğim. Çünkü niye geçmiyor? Çünkü bu turistik amaçlı bir kapsül. Yani boğazın altında olduğumuzdan dolayı o yüzden o taraftan geçmez. Evet. O zaman sen beni az ileride indir, bırak. Lüfer'e geçince vatosun yanında indireyim seni o zaman. Ne bu arkadaşım? Dolmuş mu bu ya? Dolmuş işte. Dolmuş mu? Milyon dolarlık alet. Daha bunu taksit etmedi. Biraz alete saygı duyun ya lütfen. Terbiyesiz teyzeye düşün. Konuşma lan. İndiririm ikisi silahımı kafana. Sen beni biraz korkutuyorsun. Evet sayın yolcularımız. Telaş yapacak bir şey yok. Arkamıza yaslanıyoruz ve boğazımızın güzelliklerini tadını çıkarıyoruz. Herkese iyi yolculuklar. Affedersiniz. Sizin bu deniz kapsülünü kullanma ehliyetiniz var değil mi? Yani herkes kadar tabii bizim de. Kursa gitmişti biz var yani evet. Hepinize iyi yolculuklar. Sakin olun, panik yapmayın. Çay var mı çay? Tövbe estağfurullah sana. Kaptan bana hiç güven vermedi sevgili yolculuk arkadaşlarım. Gerçekten garip. Şu an biraz işkillendim. Şu an içim işkil işkil. İşkillenmem gittikçe artmakta. Bana bak! Ben... İşkili tingirden haberin olsun. Efendim? İşkili tingirden. Bunu sen işkillenme. Bunu beklemiyordum. Biraz sert oldu. Evet. Bunu yayına göre yumuşat biraz. Tamam. İbrahim'e bak, onunla ilgili yine işkille ve İbrahim'le ilgili tamam. Değiştirelim bunu. Şş, bana bak! Buyurun, siz bana hakaret edeceksiniz sanırım. Buyurun. İşkilli fanfil tingurting. İşkilli background. His olarak bana geçti efendim. Evet, benimki tam da o. Efendim ben devam edeyim müsaadenizle. Ben yapı itibariyle birazcık panik bir insanımdır. Yanlış anlamayın, az da olsa paniğimdir. Sırf bu yüzden 30 senedir Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçmedim, geçemedim. Bu benim ilki. Yavrum, köprüden de mi geçmedim? Köprüden mi? Güldürme beni teyzeciğim, köprü. Denizin üzerinde duran bir asfalt parçası. Ona güveneceğimi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Ya düşerse? Köprü düşerse? Tabii. Vapurla da mı geçmediniz karşıya? Vapur mu? Yapmayın Allah'a sen kel adam. Ne olur yapmayın. Vapura nasıl güvenebilirim? Suyun üzerinde giden dev bir böyle demir yığını. Ya batarsa? Uçağa binmediniz o zaman. Uçak mı? O bir de havada duruyor. Daha da büyük, tonlarca büyük demir. İçine bir de ben bineceğim. Onun iyice kesin düşecek. Bir de denize düşse tam batacak. Oğlum manyak mısın sen? O zaman niye buna bindin? Bu batmış batacağı kadar. Gerçekten enteresan bir kişilik, evet. Enteresan, bu kelimeyi ben biliyorum. Interesting. Gerçekten de yani Turkish insanlar çok sweet. Ve bu tur da benim için çok interesting bir tur oldu. Arada gizli gizli bir ilişkin var İsmail.
Sen o da böyle gizli gizli kodlu cümleler söylüyorsun. O sana sivicak şivi falan gibi cevaplar veriyor. Ben bunları görmüyorum mu zannediyorsun? Evet canım. Vallahi senin parçaların İsmail, sana bravo. Sana yazıklar olsun. Beni buraya getirin. Aa baba, bir de kamerasından şimdi çekiyor. Bak bak, bu buraya vallahi seni çekiyor. Çok güzel. Ha, ne diyeceğim? Sen onun yanına git. Siz ikiniz yan yana oturun, ben sizi çekeyim. Sarılın birbirinize. Ben gideyim hatta, öleyim ben. Help hatta bacım, bana bak. Vallahi öldüreceğim seni İsmail. Bu tarafa bak. Çekme sen de. Don't çekme. Don't çekme. Don't push it and punch it. Bandırmalı ekmeği. Ya Allah'ını seversen ne olur. Okey, yok. Ya ne olursun. Tamam bak, birinci yıl dönümümüzü kutluyoruz ya. Hadi bak. Hadi ne olursun, tatsızlık çıkmasın. Etrafımıza bakalım. Bak, seninle aşık olduğumuz bu sahillerde yürüdüğümüz yerin dibindeyiz şu anda. Bak, etrafta istavritler, deniz anası var. Bak, bak palamut var. Hep bunlar ince. Ayakkabı var. Zurna mı? Yok artık. Vay be. Ne bir çay içen balık, yuh artık, bu neymiş kardeşim? İstanbul'un balığı da bir enteresan olmuş. Çek! 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 Çek, Oscar'ı almak için Kazlı Çeşme'ye kadar yüzmüş. Hadi Leonardo, yapabilirsin Leonardo'cum. Hayalet koçum, hayalet koçum. Hadi, hadi son yüzlüğe girdik. Bu arada efendim, çok çalıştık. Arkada sualtı ekiplerimiz var. Ömer, göster kendini. Yaptığımız işe inanıyoruz. Evet, Leonardo Oscar'ı aldıysa devam edin. Değerli konuklarımız, ben kaptanınız Bahadır Tezcan. Şu an kokpitten sesleniyorum. Evet, şimdi animasyon saati. Size deniz anası taklidi edeceğim. Deniz, yavrum. Hadi babam da geldi, gelemeye geç oldu artık. Evet, bu esprilerimiz şahanedir ve ücrete tabidir. Çıkışta alacağım onları. Korkun. Sayın yolcularımız, bu arada panik yok. Aletimiz son derece güvenlidir. Korkacak hiçbir şey... Pardon, bir dakika. Tanker mi lan o? Ne oluyor? Şu düştüğümüz hallere bak, geldiğimiz yere bak. Bir de geldiler, bize vurdular. Sana yazıklar olsun, kaldır beni. Ya ben ne yapayım, ben ne yapayım? Ben de aynı kapsülün içindeyim ya. Ya tamam, beni niye dövüyorsun? Batacaksak da ölürken niye dayaklıyorum ben kadın? Allah'ım, birazdan tamir ederler, arar birilerini. Kaptan gelir, bize yardım ederler. Ya tamam, panik yok, problem. Ne oldu, ne oldu? Arkadaşlar, sıkıntı var. Çok büyük sıkıntı var. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Duran topa vuran hacı gibi geldi, tanker bize vurdu. Aracın daha taksit bitmedi, ön taraf delik ya. In front of hole, bu da İngilizcesi. Ya yemin ediyorum, bıktım ya, bu daha taksidi bitmedi. Tanker direkt size çarpmış gibi ama şu an. Allah çarpmışa döndü koca tanker ya, ön tarafı kocaman delikti ya. Baba çok oldu, ortadayız ya. Burada başlayacağım artık ya. Valla ben iyiyim ya, benim tusafonu ben yaşayacağım, yaşadım gençler. İzin vermiyorum. Ölmek mi? Oh. Ay, oh. Beni yemeyin ne olur, beni de yemeyin. Ay imdat! Ah. Ay feryat! Ay figan! Ah. Ay feryat figan! This is Turkish geleneksel oyun. Bu da sana. Very sweet! Feryat figan! Feryat göçerim! Feryat! İyi ver, iyi Allah'ım! Leonardo! Kendimi toparladım, geldim. Arkadaşım oturur musun? Arkadaşım oturur musun? Panik mi? Arkadaşım oturur musun lütfen? Bak ben burada panik haldeyim ya. Daha sigortasını yaptırmadık aletin ya. Kullanıcı hatasından sigorta karşılamayacak. Aletin o tarafı çizik ya. Eyvah. Evet, neyse biraz sakinleşmeyelim çünkü önemli bilgi vereceğim. Hadi inşallah. Sayın yolcularımız, panik yapacak hiçbir şey yok. Çok şükür. Şöyle bir detay vereceğim. Tek kullanımlık bir boğaz turu olduğu için oksijenimizi de tek kullanımlık doldurduk. Yani sizin anlayacağınız şekilde söyleyeyim, oksijen miktarımız kısıtlı ama panik yok. Ne yapacağız? Boş yere konuşmayacağız. Şimdi saçma sapan nefesler almayacağız. Oksijeni minimum kullanacağız. Neden? Eğer çünkü konuşursak biz böyle şimdi havayı çekiyoruz ya, o zaman oksijenimizi bitirmiş oluyoruz. O yüzden ne yapacağız? Boş konuşmayacağız. Çünkü eğer konuşursak bu O2 var ya mesela, oksijeni ele alalım. O2 bizim şimdi ciğerimize girdiğinde biz böyle yaşamaya devam ediyoruz. Eğer ölmek istemiyorsak boş yere konuşmayacağız. Çok fena adam! Niçin konuşuyorsun?
Neden böyle yapıyorsun? Havayı tüketiyorsun, oksijen tüketiyor seni konuştukça. Konuşmayın diye uyarıyorsun. O zaman çok konuşuyorsun ve oksijen bitiyor. Dur dur dur, susmuyorsun sabahtan beri. Niye çok... Bir de beni kesin, niçin ben bu kadar çok konuşuyorum? Bak kendimi yakaladım. Şuradan biraz teknenin dışına çıkacağım kapsülü. Şimdi içerideyim. Hayy. Oğlum, ne kadar hava kaldın, nasıl öğreneceğiz biz şimdi? Oksijen seviyesi %63. Arkadaşlar bu Almanlar çılgın ya. Ya senin nereden aklına geldi anons koydun ya oraya? Hem de Türkçe ya. Alman teknesi anonsu koymuşlar. Türkçe mi anons? Evet. Mantık aramayın hocam. Niye ya? Niye aramıyorum ya? Anons şey olsun, böyle Alman şiveli Türkçe olsun. Oksijen seviyesi 50%. Sonra da hemen Türkçesini söyle. Oksijen seviyesi %62. Ya bakar mısınız? Alman teknolojisi. Hem Almanca söylüyor hem de Türk'ü satın aldığını bir de Türkçe koymuşlar. Çılgınlık, yemin ediyorum. Kafaya dikkat, burada çok önemli. Kaptan Bey, nasıl ilerliyoruz? Ne yapıyoruz? Efendim, ilerleyemiyoruz. Şu anda durduk. Ama panik yapacak bir şey yok. Ya bu çılgın Almanlar kullanım kılavuzu yapmışlar. Almanca yazmış, Çince yazmış, İtalyanca, Fransızca yazmış, Türkçe yazmamış. Ama panik yapmayın. İçeride arkadaşlar Google Translate'den bakacak, çözecekler. Oksijen seviyesi %62. Ama anons Türkçe. Anons Türkçe ya. Gavurun icadı işte adam. Ne yapmış ya? Efendim canım. Anlamıyorum. Ne diyorsun? Bu boylarda biri kayıp. Çocuk kayıp! Panik yapıyorsun, çocuk kayıp! Kayıp, kayıp. Durun, durun. Oturun, oturuyoruz. Çocuk, no kids, no kids. Oturuyoruz. Evet. Yok, yabancı. Üç kelime, iki kelime. Şey ya, bu denizler altında kaç milyon fersat bir şey vardı orada. Fatih Terim, denizin altında. Ne o? Sabri Gergoş, ne o? Arkadan, arkadan mı diyor? Evet, yalnız bu çok ayıp bir hareket, bunu yapmayın. Bu çok... Ördek diyor, gidiyor. Bu şey ya, bu siyahlı var yani. Adam sus! Allah rızası için bir susuver, rica ediyorum. Çok konuşuyorsun, ne olur sus. Oksijen seviyesi %60. Tamam bak, %2 azaldı. Artık panik yapabilirsiniz. Buyurun. Oksijen seviyesi %59. Galiba panik atak geçiriyorum. Hanna, Hanna, Hanna. Turkish oil, very nice, sweet. Hanna, 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 Hanna. Ya sivitine de başlayacağım, sivitine de başlayacağım. Bir sus, Allah'ını seversen sus ya. Bak sen hele hele. İlk kavga da başladı, öyle mi aranızda? Cilveleşmeler bitti, streslere girildi. Streslere girince kavgalar, aranızdaki gerilmeler başladı. Ben bunları anlamıyor muyum? Bu gizli mesajları ben fark etmiyor muyum yani? O sivit diyor, sen simit diyorsun. Ondan sonra o öyle diyor, sen böyle diyorsun. Gizli gizli flörtler başladı. Ben bunları görmeyecek kadar aptal değilim. Ben çok akıllı bir insanım, sana yazıklar olsun. Sana bravo, baktın da... Oksijen seviyesi %57. Oh. Ablacığım, abicim, ne oluyor biraz sessiz olalım. Seviyeyi daha fazla düşürmeyin ya. Ben duramıyorum ben. Ben şu an nefesim çok daralıyor benim. Ben. Böyle bir çare. Bir cam açın, cam açın. Ben. Çok yalan oldu ya. Bence de öyle, bayılır mı? Evet. Nezaket, bak kendine katıldı. Sana demedi ki yazık sana, bana dedi. Tamam da anladım da ben kendine işte... katıldı, evet. Nefesten alalım. Çok daralıyorum ben. Keşke beni çantayla sızmam, sonra bayılsa beni. Ben. Bizim çok daralıyorum. Hiç inandırıcı değil bu gerçek. Bak, kaşınıyorsun. Abi, yok yok, daha iyi. Gerçekten tükeniyor oksijen. Tamam ya, Allah konuşalım. Dur, dur, dur. Bebeğe ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Dur, dur, dur. Allah! Teyze, basınç vurdu teyze. Ne yapıyorsun Allah aşkına? Gel otur ya. Ne olur gel otur. Tamam, adam bayıldı. Adam bayıldı oğlum. Bayıl Allah aşkına. Yok, sen de al şeyi, bayıl artık. Bir kere de bayıl. Çok ödüm. Neresi çok ödüm oluyor benim şu an. Oksijen seviyesi %56.
aşağı horluyor ama herhalde fazla götürmüyordur bu horlama. Oksijen seviyesi %49. Geçti panik hatam şu an. Teyzeciğim, senin çantanda mezar taşın mı var acaba? Onu mu taşıyorsun? Bu nasıl bir yükseklik? Tamam bak. Panik hatam da bir anda geçti uykumda. Şöyle yapıyoruz, hiç konuşmuyoruz. Ateşle yakmıyoruz. Oldu bitti, kurtulacağız. Ateş yakma, konuşma bitti. Bu kadar, hadi tıp. Ay niye ateş yakıyorsun zaten? Şey, bu barmalı oyun çok güzeldi. Onu tekrardan oynayalım. Oyun... Ya oyun yok, no oyun. Bak, bir, iki, üç, tıp. Okay, I see, I see. Kız zaten okey'e dönüyor. Beni delirtme adam. Niye her seferinde onu açıklıyorsun? İsmail, sen beni salak mı zannediyorsun? Yani kız söylediklerimi sanki anlamıyor da sen çevirince mi anlayacak kız? Allah aşkına bana söyle. Lütfen artık rahat bırak şu kızı. Vallahi sana bravo. Sana yazıklar olsun, sana bravo. Gerçekten bana delirtiyorsun. Artık yeter, yeter. Ya sus dedim, sus dedim. Tıp dedim, başka bir şey mi dedim ya? Oksijen seviyesi %47. Bak işte oksijen bitiyor. Allah seversen ne olur bunu daha sonra konuşuruz. Hayır efendim, şimdi konuşacağız. Sen benden kaçamazsın İsmail. Ben her şey yaptığını görebiliyorum, anlatabiliyor muyum? Eğer beni kıskandırmaya çalışıyorsan gerçekten çok yanılıyorsun. Eğer bunlara devam edeceksen burada gerçekten çantayı kafada geçirmek zorunda kalacağım. Bunu geçirmek zorunda. Oksijen seviyesi %46. Konuşmak mecburiyet. Bak adam neler yapıyor. Sen beni çıldırmak ya, istiyorsun. Ya insan... bir dur, bir dur. Söyle. Bir şey yok, bir sus. Söyle. Diyorum. Allah'ını seversen bir sus ya. Beni çıldırmaya çalışma. Bak şu adam yanına dedik, kapıyı öpmeye çalışıyor. Bıyığı çıktı. Allah'ım şu hale bak. Tükürüm. Begüm, ben balıklarla uğraşıyorum burada. Üstüne ıslanmış. Camı kırmış köpek balıkları. Üstüme hep bu, ter değil bu. Su sıçrattı. Ağzıma tükürdü köpek balığı. Gözlüğüm, gözlüğümü çaldı. Sakin olmaya çalışın. Lütfen çok rica ediyorum, sakin olun. Bakın çok bir lazım. Bir saniye. Ne diyeceksin? Susun söyle. Atın be, yeter, yeter. Sizin ilişkinize tüküreyim ben, yeter. Tekrimi sokacağım artık ilişkinize. Bizim tümüşte oksijen bağırıyor burada. Susun ya. Bitti, tükendik. Susun. Ateşle yakmayın, konuşmayın. Bitti, kurtulacağız tamam. Sus adam, sus. Evet. İyi ki doğdun nezahet. İyi ki de doğdun nezahet. Hiç yaşını göstermiyor nezahet. Ya çok tatlısın. Çılgın bak buyurun. Kaptan. Sen manyak mısın lan? Manyak mısın sen? Nasıl ateş yakıyorsun oğlum bu kadar? Yüz binlerce bunlar nasıl ateş yakıyorsun bu kadar? Oksijenimiz tükeniyor. Oksijen seviyesi %40. Bak! Ya ben nereden bileyim ya? Ben o kamp ateşi babında bir şey zaten iki tane mum yaktık diye oksijen yanacaksa ya lanet olsun oksijen. Ya biz ne şey yapalım? Sen bana ne bağırıyorsun? Vallahi seni denizin orta yerine atarım ha. Ne yapalım lan bu oksijenlerle? Senin makineni koruyorum. Oksijen seviyesi %30. Al teyzeciğim beni, pastanı al. Ama sen beni çok kırdın. Ben kaptan olarak... Git kokpitine git. Kafana dedik. Hadi kokpitine git. Üfle şunu teyzeciğim artık. Üfle, oksijen bitiyor. Çok... Bekle. Dile tutacağım. %20. Ne diliyorsun acaba? Bir can daha mı diliyorsun hayattan? Şu dileği tut, biz başka bir şey tutacağız yoksa. Üfleyin. Kutlu mutlu olsun. Tamam, bitti. Oh, çok şükür hadi. Oksijen seviyesi %10. Tek cümlelik oksijen kaldı. Dikkat. Tek cümlelik oksijen kaldı. Ulan madem tek cümlelik oksijen kaldı, benim de tek cümlem var söyleyecek. Bunu söylemeden ölmüyorum. Bana bak kadın, bana bak. Sana adınla hitap ediyorum. Yeter, yeter. Vallahi yeter. Bir yılımı yedin be, beynimi yedin. Sünger gibi oldu beynim be. Allah'ım bitirdin beni. Senle evlenmeden İbrahim Erkal kadar saçım vardı. Bedük gibi yaptın beni be. Dük gibi ortada kaldım senin yüzünden. Ayrıca senden de hiç haz etmiyorum. Ben Betül'le evlenmek istemiştim. Senle evlendim. Oh be dedim, kurtuldum ya. Oksijen seviyesi normale döndü. Oksijen seviyesi normale döndü. Nasıl döndü ya? Vallahi döndü. Hayat sürprizlerle dolu değil mi İsmail'cim? Bak az evvel öldüğünü zannetmiştim, hatta öleceksin diye korkmuştum ama şu anda asıl ellerimdesin. Seni boğacağım İsmail. Seni öldüreceğim İsmail. Bir daha tekrar et istersen. Sayın yolcular, sayın yolcular. Ya panik yapmaya gerek kalmadı. Ya bu Almanlar çılgın ya. Ben de sonradan gördüm. Şimdi kokpitte bir tane emergency diye yazan bir tuş var böyle. Bir bastık pat diye yüzeye fırlatıyoruz. Kurtulduk ya. Asıl şimdi battık. Gel buraya kaçma. Seni öldüreceğim. Seni Thank you.
Hiç böyle uzun süre bir alışkanlığı olan ve onu değiştiren var mı aramızda? Verelim kardeşimize bakalım ne diyecek. Merhaba. Merhaba. Ben daha önce hep aynı kuaföre giderdim. İsim ne? Ayca. Evet. Her zaman olmasına rağmen bir pazar günü kapalı oldu kuaför. Tam da doğum gününe denk geldi. O çok kötü oldu benim için. O yüzden farklı bir kuaföre gitmiştim. Bu çok... senin için çok zor tabii. Çünkü evet, alışmışsın kuaföre. Çok kötü yaptılar. Neyi? Yani ben daha değişik bekliyordum saçımı. Sen ne istedin, ne yaptılar? Yani ben topuz istemiştim. Topuz? Evet. Evet. Yani yaptılar ama daha değişik oldu. Yani bir resim gösterdik, onu yapın dedik. Bayağı farklı bir şey yaptılar. Topuzun farklısı nasıl oluyor? Böyle tepede böyle konmuş gibi durmuyor mu? İşte o anlaşılmayan bir şey. Kadınların anlayabildiği ama erkeklerin anlayamadığı bir şey. Yani bizim anlayamayacağımız şey topuzun farkları mı? Yok. Ne? Kadınların incelikleri. Şimdi isim neydi? Ayca. Ayca, ben sana ne yaptım ki bana böyle saldırdın bir anda? Abi, siz bir şey yapmadınız. Hayır yani, ama yani biz incelik bilmiyoruz, onu mu diyorsun? Evet. Güzel. Şimdi o eski kuaförün o buradan sesler. İsmini de söyle. Bilal abi, bir daha sakın o kuaförü kapatma. Çok sinirim bozuluyor. Güzel de olmuyor. Ha bir de tüm arkadaşlarıma, aileme, akrabalarıma ve öğretmenlerime selam söyle. Evet, bitti. Hanımefendiye verelim mikrofonu, bakalım ne diyecek. Benim küçüklüğümden beri kullandığım bir ayıcığım vardı. Ayağa kalkabilir misiniz acaba? Maymun. Ayağa kalk, evet. Küçüklüğünüzden beri kullandığınız bir ayıcığınız vardı, maymundu. Maymundu. Doğru. Evet, daha onu her yere götürürdüm. Yani hiç kaybetmezdim. Bir gün yine onunla yatıyordum, hatta birkaç sene oldu. Gecenin yarısı onun eli boğazıma kaçmış. Evet. Yani ondan sonra annem bunu fark etmiş, yani annem normalde uyurken bir anda kalkmış ve maymunun elini ağzımda görmüş. Daha sonrasında da ben o maymunu artık kullanmıyorum, kayboldu. Kullanmıyorum derken? Vazgeçtim. Şimdi maymunun elini ağzına sen mi götürmüşsün? Onu ben... Öbür türlüsü korkunç çünkü yani. İyi ki maymunmuş bak. Yani ayıcık olsa daha büyük. Allah korusun. Evet. Senin maymun olan ayıcığa bir şey, adı ne? Adı yok. Bir mesajın var mı? Maymun, seni çok özledim. Buradan sana selam gönderiyorum. Bir de öğretmenlerim ve arkadaşlarıma selam gönderiyorum. Tamam, teşekkür ediyoruz biz de sana. Bizim alışkanlıklar biraz daha farklı, değişecek olan alışkanlıklar. Mahallemizin devamlı bir köftecisi var. Mahalleli arkadaşımız ilk defa fast food deneyecek. Ama tabii o sırada köfteciye yakalanırsa neler olur, izleyelim efendim. Gel abi, gel, gel. Köftenin alası burası. Gel, köftenin alası burada. Köftenin parası burası, gel. Abi merhabalar. Ana! Sen şey değil misin lan? Hele dur söyleme dur. Televizyona çıkın hani. Şeyle iki arkadaşım var. Üçün biri. Hadi. Hadi. Duren. Birele dur. Adını söyleme lan. Çok heyecanlandım. Kusura bakma. Çok severek izliyorum. Şey var. Eserhan Yener Koç. Tamam, hatırladım. Şimdi hatırladım. Gel hatırladım. Vallahi bayılıyorum ben üçün birine. Üçün biri o senin tercihin tabii. Bayılıyorsun da. Yani abi Eserhan Yener Koç da değil yani. Öyle bir isim de yok yani. Ben İbrahim. He ya, tamam ya İbrahim Yener. Neyse hadi karıştırdım ben. Kusura bakma. Abi ben bir şey söyleyeceğim ya. Ben bizim montajı ıslak hamburger söyledim. Abi
ekmek, köfte, su ayrı ayrı geldi ya. Vallahi. Yani ne yapayım ben hamburgeri kendim yapıp kendim mi ıslatayım Allah aşkına ya? Buranın konsepti kendin ıslat, kendin ye mi yani? Yani demonte mobilyayı gördüm, demonte ıslak hamburgeri ilk defa görüyorum. Yani Allah'tan yengen söylemedim yani. Dilli kaşarlıyı düşünmek bile istemiyorum ben, ne gelecek? Yani. Oğlum ne yapayım? Köfteciden hamburger sipariş edersen ağaca bu kadar olur. Ne yapayım ben? Yani. Sen bu neyin montajı hele bana de. Abi küçük esnaf filmi yaptık ya. Küçük esnaf ben oynuyorum. Küçük esnaf? Bu cüseyle sen oynuyorsun ha? He. Çok komik filmmiş lan bu. Eyvallah abi ya. Ha. Hocam yani burada bu skeçte böyle bir şeyler yok. Belli ki senin bir derdin var, buraya çıktın. Evet abi hani skeci ürün yerleştirdik. Yani ürün de bu yerli malı yani. Yani hem yerli hem malı yani. Estağfurullah. Şunu hemen şuraya bırakayım abi de. Nedir abi, abi asıl derdimiz ne? Biz abi biz film yaptık o yüzden buraya geleyim. Tanıtayım dedim küçük esnaf. 8 Nisan'dan itibaren sinemalarda. Ama bu şeyden sonra yayınlanabilir değil mi yani? Hani o günden göre ayarlarız. Ben ondan olsun diyeyim. Küçük esnaf bugünden itibaren sinema. Güzel. Bugünden itibaren sinemalarda. Hepinizi sinemaya bekliyoruz. Bir hafta sonra yayınlanırsa da halen sinemalarda bekliyoruz. Baktım bir ay sonra yayınlandı, şey yaparız yani. Hey hey, sinemalardaydı. Gelmediniz. Uyan abi. Abi teşekkür ediyorum, çok biz sağ olun. Teşekkür ederiz, burası sizin eviniz. Her zaman kapısı açık abi. Abi çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Ayağınıza sağ olun. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Başarılar şimdiden. Hepinize de başarılar, çok teşekkür ederim. Öpüyorum hocamızı. İyi seyirler. Bir müşteri kaçırdı. Gel, gel. Köftenin Paris'i burası. Gel köfte ye. Gel, gel abla, gel. Abi buyurun, abla buyurun. Gel. Abla buyurun, köfte burada. Köfteci burası. A köfte, a bura. A köfte. Köfte burada. Köften... Lan burada, burada, a burada. Ali bağırıyorsun be! Sen de bağırtma beni burada. Gelin arabasının önüne atlayan çocuklar gibi oldum ya. Ne bağırıyorsun? Gel köfte ye işte. Anne köftesi be. Ek, ben hamburger yiyeceğim. Ek, ye, hamburger ye, bol ye. Basenler SOS veriyor. İşaret fişenki yapmış, daha da köfte yiyor. Hamburger yiyecekmiş. Efendim hoş geldiniz. Küskü Burger menüde promosyon var. Bir menü alana bir menü bedava. Tamam ondan. Bizde de promosyon var. Bizde de bir köfte alana ayran bedava. Ama ayran açık değil, kapalı ayran. Niye kapalı dersen cumaya gitmiş gelecek. İğren şaka. Sen de ne kuyruğuna basılmış enik gibi sürekli ekmek. Ne halin varsa gör. Efendim dilerseniz acı soslu Meksika usulü chili burger deneyebilirsiniz. Tamam ondan olsun. Bahadır Bey. Efendim Mesut Bey. Bir tane acı soslu Meksika usulü chili burger lütfen. Hemen bir tane Meksika soslu acı chili burger geliyor efendim. Peki. Efendim dilerseniz 1,5 lira farkla patates ve kolanızı büyütebilirsiniz. He, havalara bak sanırsın ülke sınırlarını büyütüyor. Bana bir tane Meksika usulü chili burger, bir tane chicken donatello, bir tane big Michelangelo, bir tane chicken Rafael, bir tane de fish Leonardo olsun. Abo, Mustafa koş lan. Kız bir oturuşta ninja kaplumbağaları katletti. Ya siz susar mısınız lütfen? Bir tane chicken donatello, bir tane big Michelangelo, bir tane chicken Rafael, bir tane fish Leonardo lütfen. Mesut Bey hemen bir tane chicken donatello, bir tane big Michelangelo, bir tane chicken Rafael, bir tane de fish Leonardo geliyor. Yanında Splinter Usta, Rhapsody bir bak. İster misiniz yani ekstra? 50 kuruş farklı hem de. Abiler. Tamam. Bahadır Bey çok teşekkürler. Hanımefendi 16-20 lira alayım lütfen. 16-20 mi? Lan 20 kuruşu da mı alıyorsun lan? Oğlum esnaflığı bitirdiniz, bitirdiniz lan. Esnaflığın seri katilisiniz. Wow! Kime diyorum ki ben? Buyurun efendim, nasıl yardımcı olabilirim? Neye nasıl yardımcı olacaksın? Sen karşı komşuna insan bir selam verir, insan bir çay ısmarlar. Buyurun efendim, buzlu çayınız hangi boy olsun? Small, medium, large, X-large hangi boy? Seni öpsün Hüseyin Kovboy, o ne lan? Android ya. Bahadır Bey, bir tane Android menü lütfen. Mesut Bey, hemen Android menü geliyor. Yok la yok, istemem Android menü. Bahadır Bey, menü iptal lütfen. Okey Mesut Bey, menü iptal. Mesut Bey, şu an bakıyorum da motivasyon saati gelmiş. Buyurun. Doğu. Ateşte kızarır, yanardı gelir. Oo, küskü burger ye, küskü burger. Oley, oley, oley. Oğlum siz ne yaşıyorsunuz lan? Ne bu, oye küskü burger, o küskü burger. Ne bu? Ne bu? Kusura bakmayın köfteci Hüseyin Bey. Bu ekip için motivation. Acaba sizin motivation nedir biliyor musunuz? Merak ediyorum şu anda doğrusu. Herhalde biliyoruz lan. Günde 7 kez yapıyoruz biz onu.
Mustafa! Hele bir gel. Ne oldu usta? Ekip için motivation yapacağız onu. Ne? Şimdi bir, iki, üç deyince... Evet. Köfteci Hüseyin. Oh, maydanoz, oh. Oh, kimyon diyoruz, eğilip kalkıyoruz, tamam mı? Eğiliyoruz, kalk. Kalk Hüseyin. Hop, bir kız, köfteci Hüseyin. Oh, kimyon. Oh, soğan. Oh, patates. Oh, oh. Hadi. Oh. Lan motivation oldun mu lan? Yok, ben cırcır oldum. Nasıl lan? Ya sabah ben aç karnına üç tane çiğ köfte yemiştim. Herhalde o dokundu usta. Ulan sabah aç karnına üç tane çiğ köfte dokunmaz. Uçan tekme atar lan manyak herif. Hadi geç içeri. Geç gir git. Hadi. Ulan bana bak, ortalığı motive eleme. Mesut Bey, şu an saatimize bakıyorum ve öğle tatilin geldiğini görüyorum. Buyurun, öğle tatili zamanı. Herkes bir tuhaf ya. Allah'ım garabim. Şuralara... Hamza? Ana! Hamza sen misin lan? Vay benim Hamza'ma bak. Hamza'm gelmiş lan. Hüseyin abi. Ne haber abi? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun camışı? He? Mustafa oğlum 8 porsiyon köfte al. Hele dur dur. Maşallah iyi iyi sen bir şey. Oğlum 13 porsiyon olsun. Yok 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 atma usta yok. Hüseyin abi ya ben yemeyeceğim sağ ol. Yemeyeceğim mi? He. Oğlum ne oldu lan sana? Bakın. Ateşin mi var lan? Yok. Oğlum yemeyeceğim ne demek lan? Oğlum sen ki sığırlara fısıldayan adamsın lan. Sen bir oturuşta oturduğu masayı yiyen adamsın oğlum. Ne demek yemeyeceğim lan? Ne oldu sana? Bir şey mi var? Yok, bir şey yok öyle abi. Bir arkadaşla buluşacağım. Biraz işim var benim. Arkadaşla buluşacağım, biraz işim var. Ha. Ne işin var lan arkadaşla? Ne iş bu? İnce iş mi lan? Ha. He? Mıç mıç mı lan? Mıç mıç mı? He? Anlamıyor ne lan? Ne iş? Gülülü mü lan? He? Pipifü mü lan? Ne? Dalegi mi balegi mi? He? Ne? Ne lan? Hüseyin abi ne yapıyorsun ya? Lan o... O nasıl çirkin bir kadın erkek ilişkisi anlatmak öyle yani? Dırlıgı diyor, dırlıgı. Dırlıgı ne? Dırlıgı. Oğlum, sende bir tuhaf hareketler var. Bu uzun süredir bana bir görünmemeler, dükkana uğramamalar. Ne oluyor sen bu? Sen bana bir de bakalım, sen nereye gidiyorsun sen öyle? İşte. Hamza, neredesin sen ya? İki saattir içeride seni bekliyorum. O yüzden senin yüzünden hamburgerim soğudu. Hayır ya, neden içinde değil dışında bekliyorsun hamburgercini? Tamam hayatım, açıklayabilirim. Bağırma. Vay 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 ulan Hamza. Demek hamburger, öyle mi? Lan yıllarca seni kendi ellerimle yedireyim, doyurayım, büyüteyim, abu yaşlara getireyim. Sonra bir hamburgerciye kaptırayım ha. Ulan içim yandı lan. Ya öyle deme Hüseyin abi, sana da açıklayabilirim bak vallahi. Sen bu dükkanın ayarısını yiyerek büyüdün lan. Benim köftelerimi yiye yiye abu dudaklarım İnegöl köfteye döndü. Abu göbeğin mimarı benim oğlum, ben yaptım bunları lan. Sen... Hamza, daha çok bekleyecek miyiz? Ben şu an çok sıkılıyorum. Abi sen çaksana, sen bir susan. Tamam. Ekstra cheeseburger seni. Burada bir duygusal yapıyorsun. Hayatım tamam, sen içeri geç, ben siparişleri alıp hemen geliyorum, tamam? Bak ben içeri gidip Instagram'a gireceğim. Eğer 5 like'a gelmezsen bu iş burada biter Hamza. 5 like'a mı? Hüseyin abi, abi bak görüyorsun durum ortada. Benim böyle bir fizikle bundan daha güzel bir kız bulabilme ihtimalim de ortada. Abi, o yüzden kusura bakma ya. Hamza dur lan. Oğlum, aha bu burgerciler zincirlerini kurduklarından beri benim buradaki varım yom devamlı müşterilerim. Sen gidersen, öbürküsü giderse ne olacak oğlum bana? Hüseyin abi, abi anla artık bak, zamanın gerisinde kaldın. Yani diğer dükkanlardaki gibi barbekü, ballı hardal, çeşnili soslar yok sende. Olmayabilir ama acılı ezmem var oğlum. Hem de 50 kuruş farkından değil, bedava. Ya sorun sadece acılı ezme değil, anlasana. Anla be adam. Ben çıtır çıtır patatesler istiyorum. Bana o patatesleri verebilir misin ha? Veremezsin. Veremezsin. Çünkü senin patateslerin hepsi tatil yöresindeki yaşlı amcalar gibi. Peki ya verdiğim pilavlar? Yemeklerin üstüne verdiğim onca çay? Çay değil sadece, sorun anlasana bir adam. Sende soğan halkası yok. Cheese sticks yok sende, yok yok. Soğan halkam yok, belki ama. Delikanlı köz biberim var oğlum. Köz biber mi? He. Böyle... Bu mangalın közün kokusu üstüne de sinecek. Ha? Atacağım üzerine de vakfı geri ebmağını. Geleceğim böyle onu da yağını emecek. Kıtır kıtır olacak ekmeğin üstü, içi de yumuşak. Ekmek yağ çekecek. Sıcacık olacak ekmek. Yanında bol köpüklü ayranımız da olur mu Hüseyin abi? Olmaz mı lan? Hem de yayık ayran. Ama açık ayran değil, kapalı. Niye dersen cumaya gitmiş gelecek.
Hayır, buna izin veremem Hüseyin abi. Bu tatlı sözlerle beni kandırmana asla izin veremem. Benim bir kız arkadaşım var ve o köfte sevmiyor. Hamburger seviyor, anladın mı? Hamburger, hamburger! Tamam mı lan, sallama. Ayı gibisin zaten. Benim yay hayranına döndü. Tamam lan. Madem öyle. Elveda Hamza. Elveda Yakub'umun oğlu. Elveda koca dudaklı ayı insan. Elveda Hüseyin abim. Elveda dişimde maydanoz kaldığında beni uyaran tatlış esnafım. Elveda. Hanımefendi, yavru be. Müsait bir yerde durur musunuz? Süzecek var. Ya gider misin Asıl? Hamza abadan beni rahatsız ediyor. Şş, beyefendi hayırdır, ne yapıyorsun, ne oluyor? Lan mamutların nesli tükenmemiş miydi? Ne oldu aslan? Hayrola? Ne hayrola ya? Niye rahatsız ediyorsun kardeşim kızı? Allah Allah. Ulan sen ateş olsan cürümün kadar yer yakarsın be. Kimsin sen? Gel. Sen gel gel. Gel bakayım sen bir gel. Sen gel böyle gel. Gel lan. Ben geleyim mi? Ben geleyim mi öyle? Yani bence kavga çok gereksiz bir şey yani. Hiç gerek yok. Ne oldu lan balon? Betona bırakılmış plastik top gibi söndün. İnanamıyorum sana Hamza ya. Ha niye inanamıyorsun kızım? Allah Allah. Adam elinde bayrak sallamıyor herhalde. Bıçak o bıçak. Pardon, pardon, pardon. Yardım eder misiniz? Efendim hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Sence? Ya adamın elinde bıçak var. Yardım etsene. Ha, olaylar mı var? Bahadır Bey bakar mısınız lütfen? Efendim Mesut Bey buyurun. Olaylar var. Kapatıyoruz lütfen. Hemen köpek indireceğiz. Pardon. Lan! Vay adiler. Lan niye kapatıyorsunuz? Bak gidiyor bir de. Lan yardım et. İmdat! 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 Allah aşkına imdat! Hamza ne oluyor oğlum? Sıkıntı mı var? Buyur amca, sıkıntı var. Kaynanan seviyormuş. He, ekstra acı soslu kavga diyorsunuz öyle mi? Bir saniye. Mustafa Bey, Şehamız Bey, Haydar Bey, Ahmet Bey, lütfen. Ne oldu usta ya, mevzu mu? Bir saniye Mustafa Bey. Esnaf dayağınızı sadece 50 kırış farkından ekstra odunlu yemek ister misiniz lütfen? Esnaf dayağı mı? He. Hem de 5 esnaf. El esnaf ama ya. Ya kötü şaka yapıyor, yakalım bunu. Kaçın. Allah razı olsun senden. Kurtardın bizi. Ay çok teşekkür ederiz ya. Size borcumuzu nasıl ödeyeceğiz? Taksitini. Bak bu kız böyle esnaf şakalarını bilmiyor oğlum. Bunlar buna öğret. Bu teknolojik ev aletleriyle ilgili devamlı sorun yaşayan şanssız olan var mı? Bu şurada bir hanımefendi var onunla. İyi akşamlar. Ben Düzce'den geliyorum Şükran. Çamaşır makinem bozulmuştu. Tamirci çağırdım. Servise telefon açtım. Birisi sordu. Evet burası dedim ama sırtında çamaşır makinesinin kutusuyla çıkıyor merdivenden. Dedim ki bana gelmediniz. Güvenlik sizi başka bana mı yönlendirdi dedim. Abla dedi burası Yusuf Turedi'nin evi değil mi? Evet. Size dedi. Hayır ben dedim servisten eleman çağırdım. Bana geleceğini tamir söylemişti. Için yani evet, evet. Makinem bozuldu ortada. Size geliyorum dedi. Baktım geldi çamaşır makinesi. İki tane oğlum bana sürpriz yapmışlar. Çok mutlu oldum ama şimdi makinamda 18 yıllık depremde her şeyde benimle gitti. Her yere, çadıra, prefabriğe. Şimdi burası çok komik. Parantez içinde. Şimdi makinem ortada. Servisten de getirdi, koydular makinayı. Şimdi başladım yas etmeye. Ah benim makinam, sen kızımdan iyiydin. 10 tane gelinden iyiydin. Ondan sonra sen ben nereye gittiysem gittin, hiç beni bırakmadın. Şimdi mi beni bırakıyorsun? Ben yas ediyorum. O arada oğlum aradı. Anne ne yapıyorsun, hayırdır dedi. Ağlıyorum, neden? Makine, anne bunu sakın dedi, kimseye anlatma. Böyle bir şey olur mu dedi. İnsan bana sevinir. Açılabilirsiniz sonra. Hayır, o zaman 7 yıl önce dedi ki anne sakın ablamlara falan anlatma. Tabii ben makinenin üzerinde
nasıl ağlıyorum bir görseniz. Makine beni terk edip gidecek diye. Böyle bir şey var mı? Yok. Yani bir de makine sizi terk edip gidiyor. Yani, yani evet. Öyle oldu işte. Tamam. Adı var mıydı makineye, bir isim falan koydunuz mu? Kızımdı benim o. Kızım diyordun. Evet. Şu anda nerede? Şu anda gitti. Bilmiyorum ki nerede. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bir de makineyi gönderdik demiyorsunuz, gitti diyorsunuz yani. Suç da makinanın. Demeyelim öyle. Uzaklara gitti. Uzaklara gitti. Peki. Var mı efendim makinasını seven? Verelim mikrofonu. Öncelikle ben hiçbir zaman teknoloji konusunda mutlu olamadım. En son 2 sene önce kullanıyordum. Liseden önce? Yok, 2 sene önce işte o şeyi kullanıyordum. Yani. Sonra değiştirdiniz mi? Yok, işte 2 sene kullanma sözü vermiştim. Ama hani uydu alıcısına takmak için gelende işte yetkililer gelir ya. Ben de önce takım soruyorum. Hangi takımı kullanıyorsunuz diye. Ben de koyu bir Galatasaray taraftarıyım. Ama Beşiktaş'ı seviyorum. Yanlış anlaşılmasın. Sonra... Şimdi siz 2 sene önce bir dijital platform kullanıyordunuz. Evet, o şey. Onu kullanıyordunuz. Evet. Orada da sırf o platforma söz verdiğiniz için 2 sene durdunuz onunla. Evet, aynen. Onlara dediniz ki hangi takımı tutuyorsunuz mu? Evet, dediniz? O da Fenerbahçe'li olduğunu söyleyince vazgeçmeyi düşündüm. Evet. Sonra Galatasaray'la birinin geleceğini söylediler. Ben de çok mutlu olacağımı söyledim. Yani karşı takımı tutan biri olduğu zaman niye vazgeçiyorsunuz? Duygusal bir şey oluşmuyor yani. Niye duygusal bir şey oluşması gerekiyor? Ya şöyle hani benim evimde her zaman Galatasaray sarı kırmızı amblemler vardır. Tamam. Onu takan da yapan da Galatasaray olması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Yani siz evinize gelip duygusal platform diyecektim. Dijital platformu takanın sizin tuttuğunuz takımdan olmasını istiyorsun. Hiç kuşku yok. Evet. İşte fakat 1-2 ay sonra işte bozuldu, bu sefer tamir etmeye gittim yani. Yetkili seyircilerime gittim. O da Fenerbahçe'ye çıktı. Sonra işte Fenerbahçe olursa ben de vermeyeceğimi söyledim. Ya iptal ettiririm ya da vermeyeceğimi söyledim. Onlar da tabii biraz gerildiler haliyle. Göndermiyoruz deyince de ben de iptal etme gereği duydum. Sonra zaten aldım. Arkadaş ya. Yani pardon, başka bir uydu alıcı aldım diyelim. O duygusal bağı yakaladım diyorsun. Şu anda yakaladım ve çok mutluyum. Şimdi o son şeyle duruyorsun. Evet, şu anda hala onu kullanıyorum yani. Yeni sistem. Çok sağ ol, teşekkür ediyorum. Rica ederim. Mutluluklar diliyoruz dijital platformunuzla. Bizim bir ailemiz var efendim. O ailenin de buzdolabıyla başı belada. Bir arızası oldu. Teknik servis çağırdılar. Bakalım problemi çözebilecekler mi, izleyelim. Bahadır! 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 Oğlum! Nerede bu çocuk ya? Bahadır! Oh, elma suyu. En sevdiğim. Ya Sinem kız, benim çorabın teki nerede kalmış, mavi çorabın? Nerede çıkardıysan orada dur. Şu an seninle ilgilenen işim gücüm var, dur. Ne işi var senin ya? Oğlanı arıyorum. Bahadır yok, evin içinde. Nereye kayboldu bu çocuk, sen gördün mü? Nereye çıkardıysan orada. Aferin sana ya. Nerede bu çocuk ya? Ne işiyorsun sen benim canım ya? Oğlum ne işin var burada senin ya? Ya anne tuvalet doluydu, ne yapayım? Ben de klozeti burada aradım. Klozetin kapağını ararken de uyuyakalmışım, bu oda oturdum. Ne?
Ya şu yaptığını beğeniyor musun sen ha? Şu buzdolabı bozuk diye getirdin, koydun salonun ortasına, aylar döndürüyor. Bu çocuk ne yapacağını şaşırdı, gitti bunun içine oturuyor. Bu ne artık Şevket ya? Ya benden ne alakası var Allah aşkına ya? Okulda iş teknik dersinde veriyorlar bunlara yapıştırıcıyı, veriyorlar kokusunu. Bunların kafası güzel oluyor ya. Benden ne... Çık lan sen de oradan, sığırcuk! Neyse o zaman ben tuvalet boşaldıysa gideyim, tuvalette bekleyeyim tuvaletimin gelmesini. Söz verdim, tuvaletimi yapacağım. Oğlum ya saçma sapan işler. Hadi git manyak manyak. Çocuğum bu nasıl işler ya? Çekil. Kalk. Kalk şu buzdolabını kaldırın götürelim şuradan. Allah'ın seversen burada duracak mı böyle ya? Bu ne ya bozuktu diye adamları çağıracağım dedin, getireceğim dedin, yapacağım dedin, edeceğim dedin. Ya adamlar gelecek. Gelmiyorlar. Gelecekler, bugün aradım kesin gelecekler, telefonda konuştum, gelecekler tamir edip koyacaklar yerine ya. Tamir edecek. Evet. Bunu tamir etmesinler, bu eskidi ya, biz bunun yenisini alalım. Öyle her eskiyenin yerine yenisini alsaydık. Bir dakika ya. Ne? Ha. Bu evde senin esamin olmazdı. Ya bak, bu makinenin, bu buzdolabının değişecek. Malzemeleri değişecek. Ne eksiği varsa değişecek. Fıstık gibi olacak ya. Yepyeni dolap ya. Bu mu yepyeni? Evet. Bu mu yepyeni? Ya bu tar sallanıyor. Yürüyor, yürüyor bu geceleri. Geçen yatak odamıza kadar geldi. Sanki yatak odamızdaki soğukluk yetmiyormuş gibi. Öyle iki yılda bir maaşını buzdolabına verirse... Evet. ...adamın bazı şeylere de gücü kalmayabilir. Bu dolap tahmin edilecek. İşte o kadar efendim, işte o kadar. Enayi değilim ben. Hayır, servis mi? Servis mi? İnşallah servistir. Hadi. O beklediğimiz servis gelmiştir. Eğer servis gelmezse vereceğim bunu hurdacıya, alacağım mandalı. Alacağım mandalı, alacağım mandalı. Ya ne mandalı ya? Ağzından yer alsın ya. Ben buna 18 taksit, bir de 18 tane kahve keyfimi verdim ya. Metanetli ol, henüz ölemezsin. Kardeş, buyurun sonunda geldiniz. Buyurun efendim, bu bizim buzdolabımız. Böyle odanın arkasında sürekli. Merhabalar efendim, biz teknik servisten geliyoruz. Oo, şen çocuklar, hoş geldiniz. Geldiniz. Hoş bulduk. Efendim, biz böyle... ...belinize kadar böyle patalarak... ...patalarak girdik biz, en iyisi... ...galoş giyelim. Galoş. Oho, evin ortasına kadar girdikten sonra onları takmanız da çok iyi oldu, güzel oldu da... ...ben hemen bir şey sorabilir miyim tabii size? Tabii, buyurun. Şimdi bu çürük, eski hurda buzdolabını size versek, siz onun yerine yepyeni bir şey veriyor musunuz? Şimdi efendim, bunun sıfırını 2500 TL'ye veriyoruz. 250 TL'ye de bunu sayıyoruz, o da sizin hatırınız için. Ne lan benim hatırıma? Ne lan benim hatırım? Enişten misin, kayınço musun oğlum sen benim lan? 2500'e satıyorlar, 250'ye de geri alıyorlar. Benim hatırıma. Allah Allah ya. Siz bunu tamir edin, farkı neyse veririz kardeşim. Yepyeni buzdolabı bu ya. Öncelikle sakin olun efendim. Ha, sakin ol. Sakin ol ve buyurun efendim. Buyurun. Enver Aysever değil mi lan bu? Buyurun. Buraya geçelim mi böyle? Evet, buyurun. Tamam. Evet. Efendim, garantisi devam ediyor mu? Vallahi bunun iki yıl garantisi vardı. Ama ne tesadüfse... ...üçüncü yıldan gün almaya başladığı an... ...bozuldu. Pekala, önce bir sakin olalım. Tamirata başlayacağız, merak etmeyin. Bakalım şunu sormak istiyorum. Tam olarak sorunu neydi? Bağlanma sorunu yaşıyor. Şevket dedi, sorun sende değil, bende dedi. Ve o yüzden de bana yüz vermiyor. Lan ne bileyim ben bunun sorununu? Siz bakacaksınız, siz söyleyeceksiniz. Benim bir servisim ya. Allah Allah ya. İki yıl oldu, Allah bunu zırt pırt bozuluyor bu ya. Tamam, anlıyorum. Peki, ne gibi şikayetleriniz var? Ay, yürüyor, yürüyor. Kime yürüyor? Çamaşır makinesine yürüyor. Daha önceden de bulaşık makinesine yürüdü. Araya biz zor girdik. Hanım çok zor durumda kaldı. Lan oğlum, manyak mısınız? Beyaz eşya fetişisti misiniz? Nesiniz siz? Bizi niye sorguluyorsunuz? Siz alçın, bakın kontrol edin ya.
Beyefendi, bakın burada soruları biz sorarız. Anlaşıldı mı? Sadece biz sorarız burada soruları. Teknik eğer buzdolabınızın yaşamasını istiyorsanız bu sorulara cevap vereceksiniz. Tamam, tamam. Haklısın, ben sustum. Yeter ki kurtulsun, tamam. Evet, şey yapıyor, ben geçenlerde şey yaptım. Börek yaptım, börek hazırladım, misafir gelecekti. Ondan sonra bir şey oldu, onlar gelemediler. Ben de bunu buzluğa kaldırdım böreği. Bozul. Sonra yaparım diye. Pişirmeden koymuş. Evet. Evet. Sonra? Sonra olan orada işte, bak. Sonra bakalım ne olmuş? Buzluğa koyduğum böreği pişirmiş bu buzdolabı. Ben de bakabilir miyim? Evet, pişirmiş. Şuna bakabilir miyim? Tabii. Evet, pişirmiş. Pişirdi. Ama içini pişirmemiş. İbrahim, hı? Arkaya geçiyoruz. Bir şey var. Anlamadım bir tane. Orada elma suyu da var içersek, tontiş. Affedersiniz, buraya gömdük lan. Tamirata başlıyoruz. Ha. Evet, hadi. Eldiven. Siz beni sevmiyor musunuz? Her şeyi onun çözeceğini düşünüyorum ben de. Hadi inşallah. O zaman müsaadenizle biz gidiyoruz. Ben arkaya geçiyorum. Ben de geliyorum. Şevket Bey, lütfen dualarınızı esirgemeyin. Ay. Oh. Hadi bakalım. Hadi kolay gelsin. Hadi, hadi kolay gelsin. Ay. Oh. Hay Allah, ne oluyor? Bak bir şey söyleyeceğim sana. Bak eğer bu bundan sağ çıkamazsa biz bunun fişini çekmek zorunda kalabiliriz. Hayır. Hayır hayır, bunu aklımıza bile getirmeyelim. Hayır. Bu buzdolabı düzülecek. Ve eski günlerdeki gibi bize yiyeceklerimizi tekrar soğutacak Sinem. Eğer ölürse kampanyadan yararlanalım. Hayır, bunu aklına getirme. Onların da istedikleri zaten bu. Tuzağa düşmeyelim. Sence neden garanti süresi bozulur bozulmaz? Öyle olur mu lan? Öyle düşünme. Ne oldu orada? Ya bir anlık gaflet dalal etti. Bir dil sürçmesi. Bir dil sürçmesi nelere mal oldu. Sonra aniden başa alınca bu sefer partnerin hazır olmadı. O olmadı. İşte evet. Seyirci orada bir şey yapmış oldu. Onlar olmadı. Arkada bir kaynaşma. Geldin mi? Geldin mi? Dur da. Siz oyalıyorsun. Mahsus. Bak kendini her türlü kötü sokma Bekman. Burada gel, insan var. Haydi. Bak kendini her türlü kötü sona hazırla bak. Eğer bu ölürse kampanyadan yararlanır. Öyle düşünme. Onların da istediği zaten bu. Bir düşün bakalım bu. Makinelerin garanti süresi bozulunca. Soldan sağa. Garanti süresi. Elma suyunu çok kaçırdım. Öyle düşünme. Bak eğer buna bir şey olursa, bu ölürse biz bu kampanyadan yararlanalım. Yahu bunların da zaten istediği bunu düşünmemiz. Bu aletlerin düşün, garanti süreleri bitince neden zırt diye bozuluyorlar? Hı? Sence bir tesadüf mü bu? Ya bırak Allah'ın seversen ya, bu bozuk şeyler artık yeter artık ya. Pilav yiyeceğim zaman bamya kokuyor. Süt içeceğim kola kokuyor. Yeter artık, ben bundan bir şey yemekten sıkıldım. Böyle buzdolabı olmaz olsun ya. Henüz karar vermek için çok erken. Hele bir duralım, servisçiler bir gelsin. Dur bakalım. Ya şey. Ne oldu? Mustafa Bey. Sorunu bulduk. Ha, neymiş? Buzdolabı bozuk. Ne? Ne? Hayır! Hayır! Bozuk mu? Bozuk. Buzdolabı mı bozulmuş? Bozuk evi. Hayır. Bir dakika lan. Lan oğlum, manyaklar zaten biliyoruz bunu bozuk olduğunu. Ben sabahtan beri burada boşamaya gel terleri döküyorum. Neyin nesi varmış? Şevket Bey, öncelikle sakin ol efendim. Allah'tan motoru sağlam. Hah. Onda bir sorun yok. Fakat suyunun ve tüpünün değiştirilmesi lazım. Tamam, değiştirin. Nedir yani ya? Ama efendim, soğutma sistemi de bozulmuş. Karbüratörü bozulmuş, buz işi bozulmuş. Balatası bozulmuş ya bunun. Hiç saldan önce çıkmaz. Araba mı lan bu? Oto tamircisine çevirdiler ya. Yalnızsın. Ha. Sadece 1500 lira verirseniz bunların hepsini yaptırabiliriz efendim. 1500. Lanet olsun. Çok zor bir karar. Falan değil. Biz o parayla yenisini alırız. 1500'e yenisini alırız. Saçmalama, arada 1000 lira para. Şimdi bak. 1000 lira. 500'ü ben şimdi bunlara burada versem. 1000 lira buradan çektirsem tamam. Peki şimdi bir dakika. Biz 1500 lira verince bu alet düzelecek mi? Eskisi gibi olacak mı? Efendim kader. Kaderin önüne geçilmez. Şuraya ne yazıldıysa o. Lan kaderci beyaz eşyacı mı olur lan?
Bunun garantisi yok mu kardeşim? Efendim, hayatta neyin garantisi var lütfen? Ya. Tamam Orhan. Lanet olsun. Görüyorum. Çek. Ya. Mustafa, ben çekiyorum. Sen tamirata başla kardeşim. Şifreniz. Sinem, elması yok. Hayır, bugün çok iş... Konuşma kadın! Elması yok! Adamı ikiletmeyin! Dur be! Sorun sadece onlarda değilmiş. Fan da bozulmuş. 500 TL. Yapma ya, 500 lira mı? Bunun garantisi var mı? Alakası yok. Of. Tamam. Eğer şimdi çekilirsen sadece 1250 lira kaybetmiş olacaksınız. 1250. Hayır, hayır, hayır. Bu yoldan geri dönüş yok artık. Hayır, yapma, yapma. Hayır, bu yoldan geri dönüş yok. Görüyorum, çek. Gidiyorum. Git Mustafa. Fanı değiştir, şifreniz. Sentör kayısı da bozulmuş. 300 TL. Garantisi? Yok. Seni küçük aptal. Tamam ulan, tamam. Onu da görüyorum. Çek. Şifrenizi biliyorum artık, sormayacağım. Devam et sesi. Oldu, tamam bu sefer oldu. Oldu. Oldu mu? Şevket Bey, sizi tebrik ediyorum. Vallahi bravo. Ben daha önce hiç sizin gibi müşteri görmemiştim. Bize müsaade. Mustafa. Tabii. İyi günler. İşte bu iş bu kadar. Hadi önce gidersin bakayım. Gördün mü nasıl hallettin bu işi? Evet. Şimdi bir dakika. Sen ne kadar para verdin bu adamlara? Şimdi ha? Bir 1500 verdim. Ha. Ondan sonra 499 şey verdim. Oradan 310'a verdik. Ha. 2499. Bir ekmek kârdayız yani. Bir ekmek kâr... Ya gittin yeni buzdolabı parasını kül üstüne bıraktın. Gene bizi bununla bıraktın ya Cemre. Ya öyle deme ya. Onların istediği oydu zaten ya. Nasıl onların tuzağına düşmedim ama? Şuna bak. Taş gibi taş, taş. Şuna bak. Ne oldu Şevket? Ne olacak? Bu bana kapak oldu. Hiç böyle sürpriz bir organizasyon yapıp beceremeyen oldu mu? İyi akşamlar. İsim ne acaba? Furkan. Furkan. Evet. Ne oldu Furkan? Ben bu gösteri biletini sürpriz yapmak istedim ama dayanamadım. Tabii biletler 1,5 ay öncesinden alınıyor. Ben de dayanamıyorum yani biraz sürpriz yapamıyorum. Başka ne gibi sürprizleri yani böyle sabırsızlanıp beceremedin? Pek sürpriz yapmadım zaten başka. Zaten ilişkimiz de yani yeni başladı sayılır. Öyle mi? Ne zaman başladı? 16 Aralık. 16 Aralık. Evet. Daha sence kaç ay bu tarihi hatırlayacaksın? Bilmiyorum. Benim en uzun ilişkim bu. Evet, o yüzden 2 ayı ilk defa geçtiğim için. Bu senin en uzun ilişkin. Evet. Yani olmasını diliyorsun. İnşallah böyle her gün rekor kırmaya devam edeceğim. Her gün rekorunu kırıyorsun. Evet. Yani hanımefendi burada tabii duymasa daha önceki mesela niye olmadı arkadaşlıklarında? Ya hata daha önceki hep bendeydi yani. Ne mesela sen? Hepsi çok iyi insanlar. Sendeki hata ne bu konuda? Çok çabuk sıkılıyorum herhalde. Ha bir de sen gidiyorsun yani. Benden de çok çabuk sıkılıyorlar zaten. Onlara da buradan mahcup olmasın. İnşallah bu ilişkini ciddi gidiyor o zaman doğru bir yere doğru. Buraya kadar geldik artık. Evet. Abi, niyet varsa alayım sizi. Yok çok erken ben çok gencim. Hanımefendi tamam diyorsun da sen gençsin. O da çok genç bence. Yani. Kaç yaşınız kaç? O da düşünmüyordur. Ben 22 yaşındayım. Evet gençmiş. Biraz daha şu üniversite falan bitsin. Evet. Tamam. Teşekkürler. Ha, İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şu arkada hanımefendi var hiç yollamayın. Kardeşimin doğum günüydü. Çok güzel böyle bir organizasyon var evde işte pastalar falan. Ne zaman oluyor bu? 2 yıl önce falan. 2 yıl önce? Kardeşim 15 yaşında. Çok böyle özendik falan. Ondan sonra bekliyoruz işte böyle çıkacak kapıdan gidecek falan böyle herkes balonlarla. Yani kardeşinizi kapıdan girecek diye bekliyorsunuz evet, doğru. Evet happy birthday. İyi yapmışsınız onu evet. Kardeşim tuvaletten çıktı. Çok bilmediğimiz bir anda arkadan geldi. Şey... Yani hiç organizasyon hiç olmadı yani. Böyle bir şey
ışıklar sönük, elektrikler gitmiş falan diyor böyle. Kardeşiniz tuvaletteyken ışıkları da söndürdün. Evet, ama biz onun farkında değiliz. Peki o da hiç sesini çıkartmıyor. Peki yavrum orada da sesini çıkarmıyor mu karanlıkta tuvalet? Demedi mi bu niye kapandı diye? Yok, hayır. Hiç demedi yani. Ve biz hep beraber böyle hani kapıdan girecek ya, kapıya doğru yöneldik. O çıkmış, arkamızda bekliyor. Yani baştan beri evde miymiş bütün hazırlıklar sırasında? Hayır, evde değil de. Tuvaletten çıktı yani. Hayır. Biz salonda. Hayır, o odasındaydı. Biz salonda farklı yerde hazırlık yaptık. Daha sonra o ışıklar sönünce hani biz odasında tahmin etmedik onu. Yani evde yok diye düşünmüştük. Arka kapıdan girmiş, yani balkon kapısından girmiş açıkçası. Ama onun hiçbir şeyin haberi yok. İşin enteresan olanı babamla kardeşimin... Sizin ev ne? Amerikan stili mi böyle arka kapısından? Yok, bizim ev müstakil bir ev. O yüzden kapılar bir tane değil yani. Nereden istersek oradan giriyoruz diyorsun. Yok, estağfurullah. Bir de enteresan olan şöyle bir şey var. Babamla kardeşimin doğum günü yani. Ben, o kardeşim 1 Ekim, ben 13 Ekim, babam 29 Ekim. Babam da kendi doğum günü sanıyor pastayı. Ondan sonra o kapıdan giriyor falan, doğum günüm var falan. Yok diyoruz, senin değil, daha gelmedi falan, böyle enteresan. Babanız tam bilmiyor doğum günü ne zaman, babanıza da... Evet, babam evet, pek o işlerle alakası... Takip etmiyor yani. Yok, hayır. Böyle bir enteresan bir anım vardı. Sağ olun, nice mutlu yaşlara hepsine o zaman. İnşallah, teşekkür ederiz, sağ olun size de. Sağ olun. Bizim bir köyümüz var. Köyümüze de kaymakamı gelecek. Köyün sakinleri de kaymakama sürpriz hazırlıyorlar. Bir organizasyon yapıyorlar. Bakalım organizasyonlarında başarılı olacaklar mı, seyredelim efendim. Fikri! Müzisyenleri ayarladın değil mi lan? Bana bak, kaymakama rezil olmayalım sakın ha. Tamam mı oğlum? Bak, benim şu hayatta korktuğum iki şey var. Biri kaynanam, biri de kaymakama rezil olmak. Aman ha! Kaynanam bir adım önde tabii. Kaynanan köyde değil ki Mıhta. Kesin rezil olacağız o zaman ya. Fikri kimi ayarladın lan? Ya merak etme Mıhta. Benim bir de nezik yeğenim var ya. İstanbul'a gitti. Evet, İbo. Evet. Üniversiteye gitti. Orada arkadaşlarıyla saz ekibi kurmuş da. Onlar gelip çalacak da. Ya bu biliyorsun küçükken çok güzel ses çığırırdı. Gaydır Gubbak Cimini mi söylerdi o biçim? He, iyi. Davul, zurna, bir de şarkıcı tamam diyorsun değil mi? Aynen. Şş, bana bak. Lan bunlar efendi düzgün tipler değil mi? Tabii canım, müzisyen çocuklar. Ya müzisyen çocuklar diyorum ya. Aman, böyle güler yüzlü olsunlar, sempatik olsunlar, tamam mı? Tamam. Sonuçta bizim gibi olsunlar ki karşılama güzel geçsin. Tamam. Amca, biz geldik. Git lan buradan, Anam, bu ne lan? Euzubillahimineşşeytanirracim. Ne olan? Üç harfli mi onlar lan? Üç harfli mi? Ayaklarına bakıver. Ters dönmüş ayakları. Fikri, bakamıyorum lan. Çok korkuyorum. Felak nasıl bir şey oku. Benim abdestim bozuldu. Altıma kaçırdım lan. Amca, benim yeğenin İbrahim. İbo? Evet. Sana ne ettiler lan? Ne ettiler sana böyle? Benim tanıdığım bir hoca var. Seni götüreceğiz, okutacağız, hükmeteceğiz. Şeytan da çıkarıyor diyorlar. Amca ne şeytanı ya? Bu bizim sahne makyajımız. Metalciyiz biz. Metalci ne lan? Galaycı gibi bir şey mi o? Oğlum, hani bunlar müzisyendi ya? Ne yapacağız? Kaymakamın arabasını mı garaj edeceğiz? Öyle değil moruk. Müzik olarak metal. İçinde yaşadığımız karanlık ve soğuk dünyanın bir yansıması, anlıyor musun moruk? Kızım. Aşağı Munduşlular köyündeyiz. Ne karanlık dünyası. Buraya 87'den beri elektrik var ya. Muhtar, köy demişken güzel köy peyniri varsa bir bidon olabilir miyim? Konuşma lan. Peynir sizi görse bidonla geri kaçar. Çıka bak. Fikri, lan bunları hamama, berbere götürecek vakit de yok. Ne yapacağız lan? Ya gidiş. Bir ön yargılı olma, bir dinleye karanları. Belki güzel söylüyorlardı. Biz metal müzik yapıyoruz ama sadece müzik yapmıyoruz. Metal müzik aynı zamanda bir isyandır. Temizliğe mi? Lan bu ağzınız yüzünüzü bir yıkayın lan koskoca adamla. Şunlara bak. Üç panda anası gibi gözler simsiyah. Asla. Bu bizim şovumuzun bir parçası. Ya şov diyorlar. Mutlaka bırak çalsınlar, söylesinler. Ya çalsınlar bakayım. Hazır mısınız? Hazırız. O zaman son. 2, 3,
Dört. Korlasak tavran, korup parlasıntı. Vale, 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 pancar motoru gibi. Ayı doğuran buzağı gibi ibretlik. Bu ne lan? Lan kaymakam bunları duysa köye kilit duru. İlçeyi yaka. Bu ne Allah aşkına kızım? Sana bir nane limon yapayım mı? Sesine iyi gelir. Gıcık mı var senin boğazında ya? Ne alakası var ya? Brutal vokal bu. Duygularımızı yansıtıyor. Anlıyor musun bana? Barbarın iki tane çakarım ağzına. Yansıtma sen duygularını falan. Fikri sen de bir şey söyle oğlum. Vallahi beni geçti muhtar. Ben beğendim. Sağ ol amca. Yengen ne yapıyor? İyi. Ne yapsın? Gezip durur. Selam söyle. Köy yengesi. Ne yapacaksın lan? Onu da mı yiyeceksin? Böyle olmaz Fikri. Konser iptal. Çalgıcı bulamadık deriz. Bunlar ne lan? Yalnız muhtar. Bize söz verilen köy yumurtalarından alabileceğiz değil mi? Sese iyi geliyormuş da. Le arkadaş sen ne yapacaksın ya yumurtayı? O ağzı tavuk o ses düzelmez lan. Ya biz yurttan sesler beklerken cehennemden nameler geldi kaymakama ya. Beni bak lan İbrahim. Lan sen küçükken çok güzel Gaydır Kupa Çeminem söylerdin. Onu de, onu de hadi. Benim garabaşı getirem ondan konuşun siz. Bu ne lan? Amca, saçmalama. Bizim isyanımız var hayata ve dünyaya karşı. Ne Cemil Hüsnü? Vallahi onu bunu bilmem. Gaydırı kuppak yoksa konser de yok ona göre. İptal, para da yok, beş kuruş da vermem. Amca, o şarkı bizim müziğimize ters. Vallahi bu gılıkla burada dolaşmanız da bize ters, ben söyleyeyim. Bak başınıza neler gelir, ben göstereyim mi size? Hı. Mehtap nene! Aa Mehtap nene, bak bakayım. Kendin anne, bağırıp dur çocuğum. Gel, gel. Yeloni! Yeloni! Ruhumu çağırdın siz deli gıdıklar ya! Köyü zombiliğe basmış, taş yok mu taş çocuğum? Gı, dur azıcık sen de ya! Dur bir be! Bunlar bizim Fikri'nin yeğeni İbo'yla arkadaşları. Bu nasıl tip yavrum ya, kıyamet alameti gibi? Vallahi yüreğime iğneğini verecekti ha! Ama ben size deyiverim çocuğum, böyle gezmeyin kasabada. Vallahi size indiriverirler av tüfeğiyle ha. Bilmem anlatabildim mi şimdi? Bizim bu konserle alacağımız parayla hayallerimiz vardı. İstece gidip albüm çıkartacaktık. Ne oluyor lan? Öldürtecek mi bizi? Yok, ağlıyor, ağlıyor. Ağlıyor. Ama duygularını yansıtma sen. Hayret bir şey. Vallahi onu bunu bilmem. Gaydır kuppak yoksa anlaşma da yok, para da yok. Biz de minimal bir köyüz sonuçta yani. Arkadaşlar, toplantı. Bunu size söyleyeceğimi hiç düşünmezdim ama İsveç'e hayallerimize giden yol Gaydır kuppak Cemilem'den geçiyor. Sanırım söylemeliyiz. Benimle misiniz? Gaydır. Lan heyecanlandım bak şimdi. Hadi o zaman gençler patlatın gelsin. Son, iki, üç. Dört! Gaydırı kuklak! Cemlek! Cemlek! Gaydırı! 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 Kes lan! Kes lan! Ne vurup durun, yıktın lan bütün köyü? Kocadan ha! Patlatın dedim, kulağımı patlattınız ya! Lan Cemile, Cemile oğlanı böyle zulüm görmedi, yeter ya! Bu iş böyle olmaz arkadaş. İbo gülüm. O gitar bozuk mu lan? Niye öyle ses çıkıyor? Hayır, ayarı böyle gülüm. Yok yok, bu iş böyle olmayacak Fikri. Sen git benim sazımı getir.
Mehtap nene, sen de bu kızın üstüne bizim yöresel kıyafetlerden getir. Getire. Hadi bakayım, çözeceğiz bir şekilde bu işi. Hadi bakayım. Ben Mehtap teyzeyi de götüreyim. Hadi götüreyim. Götüreceğim zaten. Lan götüreceksen götüreyim. Lan götürmem dedim zaten. Allah kahretmesin, çık artık ya. Bilal amca ne yapıyorsun? Lan dur. Azıcık yüzünüz gözünüz açılsın bari. Oğlum gulak arkası yapalım şunu. Hadi bakayım. Menajerimiz bile bize bu kadar karışmıyor. Muhtar, ben iki köy tavuğuna saçımı keserim. Sattı lan bu sizi. Vallahi sattı lan bu sizi. Karanlık diyoruz, soğuk diyoruz. Hala köy tavuğu diyor ya. Ama tadı bir başka, hem de organik. Yok lan. Siz böyle elle düzelecek gibi değilsiniz. Artık şekle takılmayacağız. Ne yapalım? Kızım gel bakayım sen. Bak benim gibi nameli söyleyeceksin, tamam mı? Neymiş? Bak başlıyorum. Gaydırı kupak Cemilem, nasıl nasıl edelim? Söyle bakayım. Gaydırı! Gaydırı! Lan Gusçen, böğürme artık yeter ya. Azıcık nazik, kibar söyle kızım. Gaydırı kupak Cemilem, söyle bakayım. Gaydırı kupak Cemilem. Ha şöyle, güzel. Aferin sana, aferin. Muhtar sazı getirdim. Ha be, İbo. Gülüm sen ha bunu. Sen bunu çalacaksın. Kızım sen de bunun üstüne atıver. Giy bakayım. He? Şöyle aradığımız lezzetler bunlar. Hadi bakayım. Lezzet mi dedim lan ben? Hadi bakayım. Heh, güzel. Hadi başlayayım bakayım. Benim mikrofon. Hadi son, iki, üç, dört. Hadi. Kaydırı kupak Cemilem, nasıl nasıl edelim de biz bu işe. Hadi bakayım. Nikahımızı kıyasam, ünden gelen hocam memişe. Aferin. Kaydırı kupak Cemilem, nasıl nasıl edelim de biz bu işe. Nikahımızı kıyasam, ünden gelen hocam memişe. Aferin. Ağırma, ağırma hemen. Hemen kendini bozuyorsun kızım. Bir dur ya. Bak ne güzel söyledi, gördün mü? İsteyince oluveriyormuş artık. Muhtar! O zaman bunun şerefine bir köy ayranı içeriz. Hem de köy kahvesinde köy gözlemesiyle beraber. Köy! Al bacağımı ye. Köy bacağı, seversin sen ha. Köy bacağı, köy! Bahadır, midemi bulandırıyorsun. Muhtar, kahvakam geliyor. Hadi gençler geçin. Hadi. Elinizi yüzünüzü açık. Hadi bakayım, hadi geliyor. Merhaba, aşağımın duştuna. Gülü gülü aşağımın duştuna. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? İşi var galiba. Lan nereye işi var? O kadar hazırlık yaptık buradan ya. Adam yıldırım gibi geçti. Bir daha görsem ben tanımam, öyle hızlı geçti ya. Allah kahretmesin. Muhtarlık karizman var benim burada. O kadar hazırlık yaptık ya. Vallahi içim öfke dolu. Kabarıyorum, kabarıyorum şu an. İşte Bilal abi. Metal müzik içinde bu duyguları barındırır. Çünkü metal müzik bir başkaldırıdır. İsyandır, isyan. Bakırköy. Bağırma lan. Benim de isyanım var. Halil Seza'yı kıskandıracağım. Öyle isyanım var benim. Ver lan o mikrofonu, ben de söyleyeceğim. Hadi Bilal abi. Hadi bakayım. Son, iki, üç, dört. Leaketes. Kaymakam dedin, geldin hiç durmadan geçtin. Beni göğe rezil ettin, inşallah yüzünü çırak ettin. Leakides, kaymakam. İşte bu. İşte bu Bilal abi. Harika söyledi. İçindekileri döktün. Çok iyiydi. Lan nereye içimi döktüm? Sesim gitti ya. Arkadaş beni çabuk acele götürün. Ben böyle nasıl Ege'li oynayacağım? Hadi gidelim ya. Bu ses ne lan böyle? Hadi. Hadi kaçın ya. Efendim, Doğu Demirkol'un anlatacakları var. Alkışlarınızla Doğu geliyor. Merhaba, hoş geldiniz. Aziz Hocam'la güzel bir anı yaşadık ilk hafta. Dedi ki bana, seni nasıl sunayım? Nasıl istersin? Senin için ne diyeyim sahneye çağırırken? Dedim, öyle hiç şatafatlı şeylere gerek yok yani. Madem bana soruyorsunuz bunu. Kısa ve öz, BKM'nin yıldızı. Dedim. Bir es verdi. Bir beni bir süzdü.
Sonra o güzel insan, o naif insan, o kibar... skeçleri kimseyi kırmadan eleştiren... o halkın sevgilisi Aziz Hoca... o gamzeli yanaklarıyla... bana bir küfür etti. Bana bir küfür ediyor. Yok, o kadar uzun şey yapmadı. Tek kelimeyle geçiştirdi. Özenmedi de, geçiştiriyor yani. İnsan hakkını verir. Arka tarafta havalıyım ama Aziz Hoca ile anlaşamasak da arka tarafta... çünkü 30 tane ünlü olunca tek ünsüz benim. Herkes benimle selfie çekmek istiyor. Böyle bir şey normaller. Aşırı normaller. İnanılmaz mütevazılar. Yani belki de mütevazıyı oynuyorlar. Çünkü oyuncu olduklarına güvenemiyorsun da. İyi insanlar. Bence o kadar mütevazı olmamaları lazım. Çünkü artık kimse mütevazı değil. Kimse. Yani önceden mesela mal varlığından bahsetmek falan ayıptı. Şimdi herkes rahatlıkla arabasının resmini çekiyor, saatin resmini paylaşıyor. Sosyal medya sayesinde hepimiz rockstarız. Hepimiz like'ları alıyoruz. Beğenileri alıyoruz işte, yorumları alıyoruz. Sürekli ilgi odağıyız hepimiz. Mesela sabahları şöyle uyanan teyzeler var. Günaydın. Dünyaya sesleniyor Facebook'tan. Börek resmini paylaşıyor. Günaydın. Herkes her şeyini paylaşıyor herkes. Snapchat diye bir şey var. Her anını çekiyorlar. Her anını. Yok olan bir resim. Bir gün sonra yok oluyor Snapchat'teki resim. Ya madem resim kaybolacak niye çekiyorsun? Resmin olayı anı biriktirmek değil miydi? Yani yok olacak bu resim. Önceden resimler yani ölümsüzlüğü temsil ediyormuş. Mesela bir zamanlar sadece padişahların resmi oluyormuş. Kralların falan. Çünkü herkes resmini yaptıramaz. Öyle bir şey yok yani. Silüetini bir yere nakşettiremezsin. O bir lüks. Mesela padişahın resmi oluyor. 6 ay uğraşmış adam. İtalya'dan gelmiş ressam. Padişah demiş mi lan burnum büyük çıkmış? Bari büyük çıkmış yani. O şekilde paylaşmış mecburen yani. Bir de şuradan al, bir de profilden al dememiş. Padişahın böyle bir lüksü yok. Sen kimsin? Bir de şuradan çekeyim, bir de buradan çekeyim. Ay şurada araba var, bu kimin? Benim falan yani. Snap, snap, snap. Erkekler delikanlı sosyal medyada hep. Hepsi delikanlı, hepsi atarlı. Demirden korsak trene binmez. Ne alaka ya? Kimse sana trene bin demedi yani. Ne? Bunu niye yazdın? Kızlarımız prenses. Hepsi. Şöyle paylaşımlar var. Prenses olmak için prense ihtiyacım yok. Çünkü ben kralın kızıyım. Hayır, senin baban SGK'da memur. Sağ olun. Tanıyorum yani, ailecek biliyorum. Bildiğim bir ailesin. SGK'da kral yok kaldı ki. Şeftir yani o. O şeftir. Şeftir o. Ama o da kral, o da iyi yani. O da güzel. 3500-4000 maaş nereden baksan. Evet. Hocam ne haber? Konuyu unutunca Aziz Hoca'ya bir şey laf at, o da sana laf atar dediler. Ne haber hocam? Mütevazılık falan diyordum. Kağıttan bakayım. Ha, tamam. Şunu vereyim mi hocam? Ben takip ederim. Orada hatırlatırsınız. Şurada ankette kaldım. Anket. Anket. Tamam, ha. Orada kaldım. Teşekkürler. Unuttuğum için hiç alkışlanmamıştım. Teşekkür, sağ ol. Sağ ol. Evet, herkes havalar 1500 sosyal medyada. Her şey egomuza okşuyor. Alışmışız buna. Yani şöyle anketler var mesela. Hangi dahisin? Mutlaka bir dahi olmalısın. Yani burada gezdiğine göre Facebook'ta. Ama hangisisin? Sorun bu yani. Picasso musun? Einstein mısın? Goethe misin? Shakespeare misin? Yani anketi çözüyorsun ve sonucunda üzülmene ihtimal yok. Üzülen arkadaş var. Pastor çıktım ya. Pastor kim? Pastör kim? Pastör maymur. Pastör kim? Pastör penisilini bulmuş. Aman ya bırak ya. Herkes Einstein çıkıyor.
Ya böyle bir şey olabilir. Bak ben sana söyleyeyim. Hangi dahisin? Hiçbiri. Hangi dahi dehasını anketten keşfetmişler? Benim merak ettiğim bu komutanların, liderlerin falan egoları. Çünkü onlar aslında karizmatik karakterler tarihteki. Mesela Napolyon. Napolyon'un varmış, onu biliyoruz. Geldim, gördüm, yendim. Para, para, para. Orada üç kelime hakkı var tarihte. Bir açıklama yapın ama üç kelime lütfen fazla uzatmayın demişler. Ya para, para, parayı da israf etmiş. Üç kelime hakkı var. Niye aynı kelimeyi kullanıyorsun? O bir talihsizlik. Fatih'i merak ediyorum ben. Fatih Sultan Mehmet. Yani bir çağı kapatmış, bir çağı açmış. Rivayete göre İstanbul'a gelirken öyle bir tevazu halindeymiş ki başı atının eğrine değiyormuş. Ya bu olabilir, normaldir. Çünkü hani İslam medeniyetinde böyle hani hava atma gibi bir şey yok. Ama ben olsam, ben İstanbul'u fethetmiş olsam... en azından arkadaş ortamında mutlaka lafı dönüp dolaştırıp... fetih muhabbetine bağlardım yani. O gün neydi ya? Abi o gün ben kendimi kaybettim ya ben. Önden yardırıyorum ben ya. Gemileri vurdum karaya düşman. Vallahi. Ya da hani tevazuyla karışık belki artistik yapılabilir. Yani abi ne fethettin ya. Yok be oğlum. Öyle şey olur mu ya? Neticede müjdelenmiş bir şey yani. Ben olmazsam başkası yani. Böyle bir şey yok. Yeniçeri'nin de hakkını yememek lazım. Bu bir ekip çalışması. Yeniçeri için kuvvetli bir alkış. Lütfen. Teşekkürler beni dinlediğiniz için. Unutkanlıklarıma da katlandınız. Sağ olun. Gerçekten.